Alalım abi, sen bir şeysin. Hoşuna gitti, senin kanaldan alalım. Girdiğim için. Alalım. Yok yok. Benim kanaldan girmedi, sen vatanı milletini sevmiyor musun be abi? Sevmiyor musun bu ülkeyi? Yok beni çekmeyin. Adam nelerden bahsetti, sen sevmiyor musun bu ülkeyi abi? Şimdi diyor ki, sosyal demokratlar diyor... O görüş onun, görüştür. Hayır abi, ben de açıyorum. Evet. Sosyal demokratlar niye iktidar olamıyorlar, niye %30'u geçemiyorlar? Onu açalım. Aslında bu ülkenin temel problemi de oradan kaynaklanıyor. Sosyal demokrat, bu ülkede sosyal demokrat yok. Bir kere onu geçelim. Sosyal demokratım diyenler aslında burjuvayı temsil ediyorlar. Bütün burjuva şu anda sosyal demokratı destekliyor. Şimdi şöyle bir şey sormak istiyorum. 1923'ten 2000'lere kadar bu ülkeyi aslında sosyal demokrat yönetti. Nasıl yönetti? Askeri vesayetle. Yargı vesayetiyle yönetti. Sosyal demokrat bu ülkede başbakanı astı. Bütün darbeleri sosyal demokrat yaptı. Asker eliyle. Bu ülkede, bu ülkeye ırkçılığı getiren sosyal demokrattır. Bu ülke, bütün bir Anadolu, bütün bir Türkiye'nin toplumu savaştı, kazandı değil mi? Bu ülkenin temelleri niye Türk ırkı üzerine atıldı? Aslında bugün bütün terörün, bütün bugünkü çekişmenin temelinde kendine sosyal demokrat diyen aslında İngiliz burjuvasının bu memlekete atadığı kadroların projesidir. Evet, sosyal demokratlar 90 sene bu ülkeyi yönettiler. Siz abinin konuşmasının bir bölümüne takıldınız ama konumuz bizim ekonomiydi. Yani ekonomiden işte, girdik biz buralara geldik aslında. Temeli oradan geliyor. Sosyal demokratlar 90 sene bu ülkede heykelden başka ne yaptılar? Biz bugün... Yapılan satıldı bugün 20 yılda. Biz bugün... Teknolojiyi 20 seneyle şey yapıyoruz değil mi? Sosyal demokratlar askeri vesayetle veya yargı vesayetiyle bu ülkeyi 90 sene yönettiler. Neden bu ülkeye teknolojik özgürlük getirmediler? Neden bu ülkeye dijital özgürlük vesaire? Ya ekonomiden bahsediyoruz. Ekonomiden bahsediyoruz. Şu an var mı abi peki teknolojik özgürlük? Ya 20 yılda bu kadar yapılabiliyor. Bu kadar yapılan, bunca şeye rağmen. Dedin ki yapılan heykeller satıldı. Muhtemelen sen Atatürk'e de muhalif birisin. Bilmiyorum. Ya, ben şahıslara katılmıyorum. Ben sadece... Abi Kadir Mısıroğlu tayfası var ya, ben muhtemelen diyorum ki hani o düşüncedeki insansın, öyle birisi. Kadir Mısıroğlu 60-70 tane kitap yazmış. Sen kaç tane kitap yazmışsın? Ben yazmadım. Ama yazdığı kitapları biliyoruz. Kitapta ne yazdığı önemli benim için. Atatürk düşmanı bir adamdı. Ya... Keşke Yunan galip gelseydi ya, diyen bir adam da Kadir Mısıroğlu. Kimseyi sevmek zorunda değil. İyi, tabii ki. Keşke Yunan gelseydi. Saygı duyarım ama sevmiyorum. Keşke Yunan gelseydi demedi adam. Ben tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Keşke bak, Yunan galip gelseydi de böyle olmasaydı dedi. Bak, milleti yanıltmayın. Adamın dediği şu. Keşke Yunan galip gelseydi. Kardeşim, Yunan bu ülkede galip gelseydi camiler ahır yapılmazdı. Camiler ahır yapıldı mı bu ülkede? Ezan yasaklanmazdı. Kur'an yasaklanmaz. Yapıldı. Hepsi yapıldı. Niye yapıldı? Hepsi yapıldı. Hepsi yapıldı. Nerede? Ne zaman yapıldı? Neden yapıldı? Tarihi kayıtların hepsinde var. Abi işte bunların hepsini çarpıtma. O adamın... Kayıtlarıyla var. Vesikalarıyla var. Vesikalarıyla var. Var kardeşim. Yani niye inkar ediyorsunuz? Ben inkar etmiyorum. Bunlar hep çarpıtma abicim. Sahte. Biz Kürt'le savaştı, Türk'le savaştı Çanakkale'de. Ama kardeşim 90 sene bir Kürt çocuğuna her sabah varlığın Türk varlığını armağan olsun. Bu faşizm değil mi? Asıl temel problem bu değil mi? Çok güzel söylüyorsun. Şunu diyoruz. Evet. Bugün andığımız herkes Türk değil ve herkes ne mutlu Türk'üm demek zorunda değil diye kaldırıldı. Evet. Hak veriyorsun sen buna. Sen hak peki, vermiyor musun? Bu ülkede... Sen hak vermiyor musun? Ben onu sormayacağım. Başka bir şey soruyorum. Hayır, sen hak vermiyor musun? Ben onu söylemeyeyim burada. Çünkü niye söylemiyorsun? Ben... İşine geldi abicim, değil mi? Konu değil. Ben tamamen onu, başka o, bir şey soruyorum. Tam da o. Tamam ben hak vermiyorum abi. Hak vermiyorum ama bir şey soracağım. Işte. Dinler misin abi? Ben bir şey söyle, soracağım diyorum sana ya. Konu değil. Tamam söyle. Peki bu ülkede herkes Müslüman mı? Yüzde kaç Müslüman? Ben Müslümanım elhamdülillah. Yüzde kaç Müslüman var bu ülkede? %90'ı Müslümandır. %90'ı Müslüman. Evet. Peki bu ülkenin tamamı Müslüman değil. O zaman okullardan din kültürünü kaldıralım derse birisi, sen bunu destekler misin? Kardeşim. Aynı mantık ya. Herkes Müslüman değil diyoruz din ya. Din kültürü şu anda seçmeli ders. Evet. Seçmeli ders. Evet. İlkokullar. Evet. İlkokullarda seçmeli. Herkes Müslüman değil. Ezanları kaldıralım diyebilir misin abi? Destekler misin? Bunu aynı mantık çünkü. Güzel kardeşim. Aynı mantık değil. Aynı mantık değil. Şimdi bugün bu ülkede kiliseler, havralar veya sinagoglar vesaire kapatılıyor mu? Dini özgürlüklerine müdahale ediliyor mu? Niye cami kapattısın o zaman? Ezan niye yasaklansın? Çan çalmıyor mu? Sizin dediğiniz mantığı söylüyorum abi. Herkes Müslüman, herkes Türk değil, andımız diyorsunuz. Verdiğiniz örnek
benim verdiğim örneğe mukayis değil. 20 yıldır, bu kadar yıldır, 100 yıldır kimse rahatsız değildi andımızdan da. Ne oldu da birden rahatsız olduk? Ben hatta sadece andımızdan değil. Ben Türk olarak her zaman rahatsızdım kardeşim. Türkiye Cumhuriyeti tabelalarından, ibarelerinden bile rahatsız olduk biz soracağım. Abi. Hayır, ben de sana bir soru soracağım. Her sabah sana varlığım Kürt varlığına armağandır diye okutulsa hoşuna gider mi senin? Abicim buradaki... Bak hoşuna şunu yanlış anlıyorsun. Şunu idrak edemiyorsun. Bak şunu idrak edemiyorsun. Ben söylemem abi, söylemem. Şunu idrak edemiyorsun. Bu aslında Kürt'le Türk'ü bölüştürme ırkçılık projesidir. Irkçılık projesidir benim kardeşim. Bak yanlış anlıyorsun. Şu arada ben bir ayrımcılık falan yapmıyorum bu arada. Ben Kürtleri severim. Bunu başka bir yere çarpıtma. Anayasal bunu bak andımızı anayasal bir hak olarak anayasaya koyalım değil mi? Oraya da ibare koyalım. Her öğrenci varlığın Türk varlığına armağan olsun, varlığın Kürt varlığına armağan olsun desin. Buradaki varlığın Türk varlığına armağan olsun demek. Abi bak olayı yanlış anlıyorsun. Buradaki sen Türk ibaresini eğer ırkçılığa çekersen. Niye mantıksız kardeşim? Abi. Niye? Bak şunu konuşman. Kürt'le Türk hamur ya biz hamuruz. Sen niye onu konuşuyorsun? Hamur. O zaman. Türk, Kürt. Bir dakika Türk sudur. Hamursa Kürt çocuğu. Baba varlığı. Baba bir dakika. Armağan olsun diyorsa. Bir dakika müsaade et. Bak sana Türk çocuğu da varlığı. Hiç dinlemiyorsun. Abi hiç kimseyi dinlemiyorsun. Bir dinleyerek öğrenirsin. Madem eşitsin. Ya bak canlı yerim bir dinler misin bak. İkimiz de bir dakika bir dinle. Bir dinle. İkimiz de bu vatanın mürefitleriyiz. Tamam. Bir dakika. Türk ya da Kürt. Ben hamurum. Sen de susun. Ya da sen susun ben hamurum. Harman demagoji değil hocam. Boş ver. Sen bak sabah demagoji değil. Net şu an sen körüklüyorsun. Net konuşalım. Babacığım Türk'le Kürt'ü konuşman bir kere skandal şu an. Onu görüp niye skandal kardeşim? Biz beraberiz. Niye biz skandal? Beraberiz. Tamam, biz iç içeyiz. Beraberiz. Bunu de. Şey, abi diyor ki biz beraber değiliz diyor. Biz beraberiz. Canını yediğin. Beraber değiliz. Anayasada Kürtçe şu an Türkiye Büyük Millet şey Meclisi, yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanı kim başkanı? Başkan. O da Diyarbakır'dan gelmiş. Yok, nasıl kurtulmuş? Yok, yanındaki değil. Meclis başkanı. Kardeşim, meclis tamam. Başkanı tamam kurtulmuş. Söz hakkı veren tamam o da ama evet. Diğer arkadaşı da aynı. O da Kürt vatandaşı. Bizim ne Kürt'ten ne de Türk'ten rahatsızlığımız yok. Senin 2024'te yok. Şu konuyu getirmen biz bir kardeşiz. Biz bir hamuruz, biz bir suyuz. Tamam. Sen andımızın gelmesini bir istiyor musun? Bir dakika Antalya'da şu 30 bin tane mekan var. İşverenlerin %70 80'i 90'ı Kürt arkadaşlarımız, Kürt evlatlarımız. Kardeşim, bizim sorunumuz yok. Tamam. Bizim sorunumuz yok ki. Bakın kardeşim. Baba sorunumuz yok. Baba sorunumuz yok. Biz iç içeyiz kardeşiz. Ama sen neye takılmış kalmışsın? Niye takılmıyorum kardeşim? Ya sen andığımıza takılmış bakayım, abi onu söyle. Ya bakayım, ben de şey söylerim. Evet bakayım, benim Kürt şey varlığım bak benim Kürt varlığım Türk ben, varlığına armağan olsun. Türk ya da Kürt varlığına armağan olsun. Bundan ben kocumam ki. Ben devletçi bir adamım. Bak ben devletçi bir adamım. Sen de ben sabaha kadar dinle. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bak seninle ben de bak ben senden de daha fazla bak. Şunu tartışıyoruz. Şunu tartışıyoruz kardeşim. Bugün bu ülkede eğer kaos, bölünmüşlük ve körükleniyor. Hayır. Sen andımızı savunduğun için bölünüyor. Abi, dinlemedin. Bak cümlemi dinlemediğin için anlamıyorsun. Bir şey söylüyorum dinlemiyorsun. Sadece kendin konuşuyorsun dinlemiyorsun. Hala dinlemiyorsun. Şu anda mecliste kendi aramızda bizim zerre kadar bir dakika. Bak İngiliz, Alman, Fransız biz bunlarla savaştık değil mi? Biz bunlarla savaştık. Kim savaştı? Kürtler savaştı bu vatan için. Ama İngilizce bakın İngilizce mecliste İngiliz dili olarak kabul ediliyor. Mesela İngilizce konuşma. Almanca olarak kabul ediyor. Bir Kürtçe konuşulduğu zaman XXXX bilinmeyen dil diye. Evet. O da kabul ediliyor. Hayır. Herkes rahatça hayır konuşuyor. Kardeşim. Olur mu hayır ya? Bir dakika kardeşim. Hocam lütfen Allah hayır aşkına yapmayın ya. Biz iç içeyiz yapmayın. Hayır. Çanakkale'de sen de varsın ben de varım. Gerisini kardeşim ben saymam. Seni ben ve beni diyorum sayarım. Bitti nokta. Hamursun suyum bitti. Sen kardeşim hamursun ben suyum. Amenna. Sabaha kadar amenna konuş ben ona katılmıyorum. Amenna. Sen hamursun bak ben de Kürt'üm. Güzel ben de şeyim suyum bitti. Harmanlanmışız. Bakın, bitti. Bunu konuşmaz skandal başka bir şey konuş. Yıl 2024. Biz de bak babacığım senin benle, benim Kürt'le, Kürt'ün Türk'le benim sorunumuz yok. Vatandaşla biz hamuruz, hamur. Ya sen ne yapıyorsun anda, gözünü seveyim. Ya ne alakası var? Ben de Kürt'üm Allah'ım. Ben de Kürt'ün dibine kadar Kürt'üm. Ne alakası var? Bir o kadar da Türk'üm ben. Anlamıyorsun. Ben bir o kadar da Türk'üm, bir o kadar da Kürt'üm. Kardeşim anlamıyorsun. Evet ben bir o kadar Kürt'üm, bir o kadar da Türk'üm. Sen ne anlatıyorsun? Ayıp yapma. Lan babacığım bak senle ben oturayım çayımı kahvemi sabaha kadar yiyeyim içeyim. Sen burada yol alamazsın. Ben senden daha fazla Kürt'üm, senden daha fazla Türk'üm. Kardeşim.
Buna takılma. Şimdi, bizim başka bak, dertlerimiz onlar var. Onlar beylik sözler. Ya beylik canım laflar. Yedim, kurban oldum. Bunlar geç. Unutuldu bunlar. Tamam bunlar geç. Çoluk çocuğun cebinde yemek ben. Yok. Sen boş ver. Kurban oldum kardeşim. Nereden geliyor bu? Ya bak. Nereden geliyor? Senle ben. Bak senle ben. Kardeşim. Bak güzel kardeşim. Sen benim canımsın. Ben de senin canlım. Ama bunu konuşmamız ne yapar biliyor musun bizi? Ha. Geriye atar. Bizim ite köpeğe fırsat vermemizi sağlar. İşte, bırak bunu. İşte yapma. Yapma bunu. Şey sen cansın. Yapma bunu. Başka konulara gir. Bak. Böyle yaparsan ben de, üzersin beni bak. Güzel kardeşim. Senin kadar ben bak, de Kürt'üm. Yani ben de diyorum ki, Ben seni çok iyi anlıyorum. Bakın şu anda bu ülke darbe anayasasıyla yönetiliyor. Ya yaşandı. Bak, haklısın. Anayasa tanınıyor ki bugün. Yani yaşandı. Haklısın. Bak, canlar yandı, canlar gitti. Güzel kardeşim. Yaralıyız. Müsaade eder misin? Yaralıyız. Eyvallah edeceğim. O konuda yaralıyız. Bunu senin kadar 50 yaşında bir insan olarak konuşuyorum seninle şu an. Senin bildiğin kadar benim de bildiğim var. Ama sen benim canımsın, ben de senin canlım. Orası... Sabaha kadar oturalım ya, dertleşelim, bak, konuşalım. Eninde ama sonunda, bunu yaparsak başkalarına ite köpeğe fırsat vermeyelim. Güzel yeterince kardeşim. Verdik zaten. Güzel kardeşim. Bak. Bunlar çözülmeden bu ülkede bu kaos tamam. bitmez. Bu ekonomiye de sirayet tamam. ediyor. 40 yıllık işte. Bak kendi aramızda çözeceğiz 40 onu. Yıllık 40 yıllık bu hain terör meselesi nereden kaynaklanıyor? Bundan besleniyor. Bak, eyvallah bak. Bundan besleniyor ki, kardeşim. Biz iç içeyiz bak barış içinde. Can ciğer böyle bak harmanlanmışız. Senin çocuğun onunla benim çocuğum onunla evlenmiş. Biz bunu konuşmamız bir kere işler acısı. Ya sen ne yapıyorsun? Evli bak insansın, düşüncen objektif bir adamsın, kültürlü bir insansın. Ben görüyorum hocam ama böyle konuştun beni var ya, beni var ya yerle bir ediyorsun, yakıştıramıyorum. Ya, bak, bunu geç. Hamur ve susun, ben de su ve hamurum. Bak, sana bir şey diyeceğim. Bak sana bir şey diyeceğim. Üzülüyorum yani. Bak sana bir şey diyeceğim. Bak, sana yemin ediyorum, bugün ben bir Kürt, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, aynen. sen bir Türk, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Aynen. Sana başımın tacısı. Üçüncü bir zaman. Bak üçüncü bir milletten sana gelecek bir zarar için ben canımı siper ederim. Ben de diyorum bak, ki o üçüncü millete fırsat bak, güzel, vermeyelim işte, bunları konuşmayalım güzel, seninle. Güzel kardeşim. Bunları açtık. Aşılmadı. Tamam kendi aramızda bunları konuşuyoruz ama medya bak, önünde kamera önünde bunlar bak ben senin yaranı çok iyi anlıyorum. Ben de yaralıyım. Hepimiz yaralıyız ama ben de diyorum ki Türk sudur. Kürt de hamurdur. Bunu yaptık, harmanlandık, etme, tamam. eyleme. Güzel. Bizi 3 tane 4 kanı bozuk yüzüne tükürmediğimiz şerefsizler birbirimize düşürüyor. Bak, başka hiçbir şey yok. Bak ben 100 ki, tane 70 tane ülke gezmiş bir ki, insan olarak bakın. Bak bir dakika. Hı. Benim yaşımın yarısı, ömrümün 47 yılı hem Kürt kardeşimin sofrasında hem Türk kardeşimin sofrasında hem yörüğün hem Çerkez'in bir dakika baba bak. Biz iç içeyiz. Bak anladın mı? Boş, vallahi boş de yapmıyorum. Bak hayır seni anlıyorum. Yerden göğe kadar haklısın. Yaralıyız. Evet canımız yandı biliyorum. Abi, dört dörtlük değil. Ama bunu kendi aramızda bir çözüm yolu bulmamız lazım. Abi bak. Üçüncü doktora fırsat verme. Bak ben sana bir misal vereceğim. Şimdi biz bu Kurtuluş Savaşı'nı beraber verdik değil mi? Evet. Kurtuluş Savaşı'nı sadece değil. Bakın 1071'de Selçuklu'nun Anadolu'ya girmesinde de beraberdik. Bakın 1000 yıl önce de beraberdik. Biz hep beraberdik. Çaldıran Savaşı'nda da beraberdik. Biz hep beraberdik hocam. Tamam kardeşim. Çanakkale'de de, Galicia'da da, Kafkas cephesinde de, Kıbrıs'ta da hep beraberdik değil mi? Bak ben şunu diyorum. Benim demek istediğim şu. Bu ülkeyi bölmek isteyenler buradan besleniyor. Benim sözümü kesme. Ben bir noktaya geleceğim. Ondan sonra bitireceğim. Bugün baskın topluluk Kürtlerden olsaydı, iktidarı eline almış olsaydı, anayasada Türklüğün esamesini koymasaydı, Türk dilini yok saysaydı, Türk kültürünü yok saysaydı. Anlatabiliyor muyum? Yani bir parya gibi, yani bir yanaşma, bir besleme gibi görseydi, senin zoruna gitmez miydim? Bak işte haklı olduğum nokta, bak haklı olduğum nokta zaten orada. Bu ülke yıllardır bu darbeler oluyorsa, bu terör oluyorsa, bu kargaşa ve kaos 100 yıldır bitmiyorsa, bunun temelinde bu var kardeşim. Geçmişte yapılan hatalarını hesap soralım. Ders i̇şte, alalım bundan madem. İşte, ama bu şey ama değil. Sen diyorsun ki andımız olsun diyorsun. O olayı ben... Bak andımız olsun diyorsun. Ama bak buradaki bak, Türk varlığı, işte, Türk varlığına armağan olsun. Küçük ırkçılık bir nüans, değil. Küçük bir nüans gibi görünüyor ama değil. Güzel kardeşim. O, değil. Bakın. Belki sizin yaralarınız olduğu için, bu konuda hassas olduğunuz için böyle algılıyorsunuz. Yaralarımızdan olmasından dolayı değil. Güzel yaralar kardeşim. Var, ben bak bana yabancı bir adam benim malımı yiyecekse benim kardeşim yesin. Başka bir adam
gelip bana bir tokat atacaksa yabancı bir adam, benim kardeşim atsın, benim zoruma gitmez. Ama hayır kardeşim, bu ülkeyi sevmeyenler, bu ülkeyi bölmek isteyenler oradan besleniyor diyorum ben sana. Oradan besleniyor. Ben sabahtan beri onu anlatmaya çalışıyorum. Ben de diyorum ki bakın, andımız başımızın gözümüzün üstüne, ama bir Kürt çocuğuna sabah bir, akşam bir, varlığın, Türk varlığını armağansın, ne mutlu Türk'üm abi diyene. Bak o zaman ne mutsuz Kürt mü? Ya ne mutlu Kürt'üm diyeyim, ne fark eder. Yani ne mutlu Kürt'üm. Türk'üm, doğruyum, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. O zaman Kürt'e çıkar der ki ben daha Kürt'üm, daha doğruyum, daha çalışkanım. Ben de diyorum ki bak işte onun o şekilde anlamayacağım. Hayır. Benim Kürt'üm de çalıştım, Kürt'üm de çalışkanım. Güzel kardeşim. Genç kardeşimiz bir şey söyleyeyim. Ben uzman çavuşum abi. Evet kardeşim. Dört yıl kadar da Suriye ve Kuzey Irak'ta görev yaptım. Evet. Timimde abi 6 tane Kürt arkadaşım var. 6 tane. Tamam, eyvallah. 6 tane. 9 tane arkadaşımı şehit verdim ben bu uğurda. Eyvallah. Hani sen burada Kürt diyorsun, Türk diyorsun. Kürt de benim kardeşim, Türk de benim kardeşim abi. Güzel kardeşim. Ben burada biz beraberiz. Bak sen yanlış anla. Bak siz konuyu anlamıyorsunuz. Konu ekonomik ve bir saniye. Ekonomi ve demokratik haklar, özgürlükler, konu o olduğu için ben Kürt-Türk mevzusu yapmak istemiyorum burada. Benim demek istediğim bu temel anayasal problemler bugün bu ülkenin inan et ekonomisine de darbe vuruyor. Bu ülkenin huzuruna da darbe vuruyor. Bu ülkenin kardeşine de darbe vuruyor. Ve bu ülkeyi bölmek isteyenler, bu ülke üzerindeki emperyalist düşünceleri olan emperyalistlerin eline de koz veriyor. 100 yıldır koz veriyor. Bak 600 sene Osmanlı'da 50 tane insan yaşıyordu ırk olarak. Yani 50 tane ben farazi söylüyorum. Yani çok istisnadır ırksal çatışmalar. 600 sene. Ama bu 100 senedir neden bu ırksal çatışma sürekli çıkıyor? İşte ben onu anlatmaya çalışıyorum. Sen şu an bir Kürt olarak bu ülkede bir ayrımcılığa uğruyor musun? Bir anayasa olmadığı için. Ha? Kürt olarak bu ülkede bir ayrımcılığa uğruyor musun şu an? Onu merak ediyorum. Hani hissediyor musun? Neye uğruyorsun abi? Şu an bu Antalya meydanında ne uğruyorsun? Mesela anayasada söyle abicim. Mesela anayasada Türk var, Kürt yok. Ya nasıl ya abi? Burası Türkiye Cumhuriyeti. Gözünü seveyim. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Neyse ben anlatamıyorum kendimi. Burası teşekkür ederim. Kaçmaya gerek yok. Teşekkür ediyorum. Yapma baba ya. Sen bak yapma. Sen böyle konuştun mu? Biz yüzüyoruz. Kendinize iyi bakın. Tamam mı? Kendinize rahat ol o konuda. Yapacak bir şey yok abi. Bakın. Hep. Hayır. Haklı olduğu konular var. Tamam ben seni anlıyorum çok iyi. Ama bak. Vallahi bak. Ben seni anlıyorum. Ama o da bizim elimizde. Bak olay o. Sözüm de bizim elimizde. Hepimizin istediği de o. Sözüm de bizim elimizde. Ama bunun anayasal bir düzene oturtulması lazım. Eyvallah inşallah. Anladın mı kardeşim? Görüşmek üzere abi. Neredesiniz abi? Bursa. Çok güzel abi. Ekonomiyi konuşuyoruz biz zaten. Buralı olmanız önemli değil. Ekonomik gidişattan memnun muyuz abi? İyi değil abi. Urfa zaten gider. AK Parti'yi belki zor çıkar. Kalesi abi AK Parti'nin ya. Rafa'a geçti. Bizim milletvekili Şeyh Kasım Gülpınar Rafa'a geçti. Biz oyları CHP'ye verdi. Burada bize Antalya'da mesela bize salon veremedi. BDP'ye, DEMPA'ya bize salon veremedi. Bu nasıl bu? CHP şimdi bence işi zor. Urfa'da nasıl oluyor da AK Parti birinci parti çıkıyor abi yıllardır? Şu anda yarı yarı olmuş. Şu anda yarı yarı olmuş. Ekonomi bakımında bir de oranın halkı Rafah'a geçti. Yarısı da BDP'ye geçti. Valla ben sana bir söyleyeyim. İki hafta önce ben Rusya'dan geldim. Orada çalıştım ben iki ay. Yani Rusya şu an iki senedir tahmini yani hemen hemen iki sene olacak savaşta. Yani her şey ona rağmen bizden çok ucuz. Yani savaştaki bir ülke şu an Türkiye'den daha iyi. Aynen askeri ücretle tahmini hani takribi bizim kadar alıyorlar. Türkiye'deki kadardı ben geldiğimde. Ona rağmen her şey Türkiye'deki fiyatların yarısı kadar. Ve bu ülke bütün ülkeler tarafından ambargo altında. Yani şey, bir mesela Avrupa arabalarını Kazakistan'dan alıyor, Kırgızistan'dan alıyor, Japon arabalarını oradan alıyor. Aynen oralardan alıyor. Ona rağmen arabaların fiyatları Türkiye'dekinin yarı fiyatı. Yani biliyorsunuz zaten biz Türkiye'de bir araba kendimize alıyoruz, iki tane de devletimize alıyoruz. Devletimize de almıyoruz aslında, bizi yönetenleri alıyoruz. Keşke devletimize alsak da devletimiz yararlansa bundan. Ama bunu bizim başımızdaki iktidar olsun, valiler, belediye başkanlarımız artık ne yani kaymak belediye başkanları bile şey kendilerini
Cumhurbaşkanından hani ayrı görmüyorlar. Diyorlar ki onlar biniyorsa biz de binelim. Biz de onlar biniyor, biz niye bilmiyoruz diyor. Savaştaki bir ülkede buradan daha iyi durumlar dediniz. Türkiye neden bu durumda? Bizde savaşta yok. Yani neden bu durumda? Biz üretemiyoruz. Üretemeyince ne olacak? Şimdi biz dışa bağımlı bir ülkeyiz. Önceden mesela bundan 15-20 sene önce belli konularda bağımlıydık. Mesela tarımda bu kadar bağımlı değildik dışarıya. Neydi bu? Akaryakıtta bağımlıydık. Otomobilde bağımlıydık. Şimdi gerçi yine bağımlıyız. Otomobilde kendi arabamızı üretiyoruz sözde ama onu bile söylentilerine kadar gerçek bilmiyorum. Onu bile İtalya'dan geldiği söyleniyor. Yani orada üretiliyor, geliyor diye söylendi. Şimdi Gemlik'te fabrikası kuruldu diyorlar da. Üretilip üretilmediğini içine girip görmediğimiz için bilemiyoruz. Vatandaşta güven o kadar kaybolmuş gözüküyor ki birçok şeye inanmıyorlar. Bu böyle bir şey var, güvenmiyorlar. Ya, niye güvensin? Şimdi ben bizim Cumhurbaşkanımız kendi söylediğini yalanlıyor. Yani kendi kendine muhalefet yapıyor. Bir şey yapıyor, sonra gidiyor karşı tarafa geçiyor, kendi yaptığını kötülüyor. Sattı. Kendi söylediğini adamlara kötülüyor. Neden yaptı? Hani sanki bunu yapan muhalefetmiş gibi gidip bunu eleştiriyor. Kendi yaptığını eleştiriyor. Bundan 3 sene önce kendisi istediği bir şey mecliste geçti. Daha sonradan meclise kızdı. Yani kendi partisine kızdı. Nasıl bunu yani? O da sebebi de şu. Bizim halkımız buna büyük bir tepki gösterdiği için geri çekti ve şey sanki kendi partisi bunu geçirmemiş gibi şey yaptı. Sanki muhalefet geçirmiş gibi gitti orada eleştirdi, şey yaptı. Yani Recep Tayyip'i kötülüğü yalanlıyor. Erdoğan hepsini kötülüyor, yalanlıyor. İşte çalıştım dedin. Çalışmaya mı gitmiştin oraya, yoksa yaşıyor musun? Türkiye'ye şimdi geri döndün galiba. Geldim. Buradasın. Aha. Ben Macaristan'a da gittim. Orada da çalıştım. Bundan 3 koronadan hemen önceydi. Yani Macaristan Avrupa Birliği'nin şey gibi söyleyeyim size. Mesela biz Antalya'da yaşıyoruz değil mi? Antalya'yı Avrupa Birliği gibi düşünelim. Antalya'nın böyle gelişmemiş, en gelişmemiş ilçesi neresiyse Macaristan Avrupa Birliği'nin öyle bir konumunda duruyor. Yani bir Hollanda, bir Almanya, bir Fransa gibi değil. Ona rağmen orada ben gittiğimde gördüm ki yani insanlar gerçekten çok refah içinde yaşıyorlar. Hani huzur, yani hiçbir şey olmasa bile huzurlular. Çünkü yönetim şekilleri bizimkine göre çok farklı. Sözde bütün kanunları, Atatürk inkılapları, yani devrimleri biz Avrupa'dan çoğunu Avrupa'dan önce aldı. Yani geldi bize sözde. Bizim şu anda onlardan 1000 kat daha refah içinde yaşamamız gerekiyor. Çünkü çoğu şey onlardan önce bize geldi. Ama şu an bakıyoruz ki yani adamlar bizden çok çok iyi yaşıyorlar. Ben bunu sadece Macaristan için söylüyorum. Hani çıkıyorlar söylüyorlar ya, Almanya batıyor şöyle böyle. Yani araştırıyoruz, görüyoruz. Mesela bir ekmek 10 euro diyorlar. Yani bizim biricik Almancılarımız var. 10 euro diyor, sonra başkası Almanya'dan çıkıyor gösteriyor, yani videosunu görüyoruz. 90 cent. Yani kilo öyle ekmeklerin fiyatını falan söylüyorlar. Yani kiloluk aslında söylediği. Kiloluk da değil aslında. Kilo da 10 euro yapmıyor ki. 250 gramı 90 centti. 4 ile çarptığın zaman şey yapıyor, 3 euro 60 cent yapıyor. Yani 3'te 1 fiyatı yapıyor yine 10 euronun. Bizim ekonomimiz hani gittikçe daha da kötüye gidiyor. Zaten bir sene sonraki doların kurunu Merkez Bankası tahmini söylüyor. 41 lira olacakmış 1 dolar. Yani daha da kötüye gideceğini kendileri söylüyorlar. Dolar 10 lira olacak diyenler yargılanmıştı bir ara. Ya geçen gün şey yapmış, açıklama yapmış eşiyle birlikte Filistin'le ilgili. Ortaya çıktı 3-4 sene sonra. O hani 10 lira olacak beklentili olanlar aynı var işte yani, yok 6 lira ha o adam yine ortaya çıktı zaten. Yani ben anlamıyorum, 128 milyar doları şey gibi ya, bunu çok büyük bir illüzyonist kendisi, sihirbaz. Yani imkansızı başardı. 128 milyar doları bir anda ortadan kaybetti. Kendisini aslında tebrik etmemiz gerekiyor. Bir de şey, Guinness Rekorlar Kitabına girmesi gerekiyor. Ekonomiye dair konuşuyoruz. Vatandaşların görüşünü alıyoruz. Ekonominin konuşacak hali mi kalmış ya? Artık konuşmak değil, icraat zamanı yani. Ne yapmak gerekiyor peki abi? Yani onu... Ya şimdi hiçbir şey yapmayacaksın ülkede, çünkü herkes ekonomist, herkes her şeyi iyi biliyor. Ya hiç bilmeyen her şeyi bilmiş, çık. Denecek bir şey yok. İnsanlar razı ise yapacak bir şey yok. Öyle gözüküyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler abi. Ekmek vermiyorsan çökeriz. Bir Cumhurbaşkanı bir karar verdi, hiç tutmadı değil mi? O dedi verecek, karar verdi değil mi?
Tutmadı. Sözünü tutmadı. Neden? Bunu istemiyor. Neden? Ben soralım yani. Niye sözünü tutmadı bak? Bizi vallahi işte. Niye sözünü tutmadı? O artı cevaplar. Cevaplı. Tutmadı niye sözünü? Oylarını aldı, sözünü de tutmadı. Oy vermiş miydin sen de? Ben vermedim ona. Vallahi ben vermedim. Onun için ben sözümü tutmadım. Müsaadenle. İnşallah duyar. Teşekkür ediyorum. Alalım mı abi sizin yorumlarınızı? İyi ki vermemişim de. Eyvallah abi. Dayı biraz konuş, sen emeklisin.